Folik asit ister gebe olsun, ister gebe olmasın hepimiz için son derece yaşamsal, almamız gereken bir madde. Kan yapımında kullanılıyor. Ayrıca vücutta başka pek çok metabolizmaların çalışmalarında içerisine giriyor. Nasıl ki sağlıklı bir kişide kansızlık yapabiliyor ya da mide bağırsak sisteminde, beyin sinir sistemlerinde bazı sıkıntılara yol açabiliyorsa, gebelerde çok daha ciddi sorunlara yol açıyor. Özellikle epeyce yıllar oldu, yakın zaman değil, bu folik asit eksikliğinin nöral tüp defektleri dediğimiz fötusta, yani anne karnındaki bebekte çok ağır sorunlara yol açtığını bugün artık biliyoruz. Nöral tüp defektleri dediğimiz zaman bebeğin omuriliğinden beynine kadar giden yolda çok ağır ama çok ağır sorunlar ortaya çıkıyor. Omurilik sorunları ortaya çıkıyor. Hatta çocuğun beyninin gelişmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yine folik asit eksikliği olan gebelerde, çocuklarda bazı kalp damar sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında folik asit eksikliği bir başka grup hasta var ki bu videoyu izleyenler arasında mutlaka buna ilgi duyacaklardır. Pıhtılaşmaya ilgi, yatkınlığı olan bir grup hasta var ki bunların gebelikleri sırasında folik asit desteği veriyoruz. Tabii bu çok farklı bir konu. Şu andaki anemi konusunun içerisinde değil. Yine folik asit eksikliği olanlarda bebeğin kalp damar sisteminin gelişimiyle de ilgili sorunlar olabilmektedir. Sonuç olarak gebelikte folik asit eksik olmamalı. Eksik olduğu takdirde bebekte çok ağır sorunlar ortaya çıkabiliyor. Gebelerde folik asit eksik olsun olmasın, tüm gebelerde, nasıl ki tüm gebelerde demir veriyorsak, takviye ve destek amacıyla demir veriyorsak, başlangıçta folik asit hiç eksik olmasa bile bugün artık tüm gebelerde gebelikleri boyunca destek amacıyla folik asit tedavisi veya desteği diyeyim, demirle birlikte tüm gebelere yapılmaktadır. Çünkü sonuçta bir önce ayrıntılı olarak anlattığım gibi bebekte çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir.